Merhabalar dostlar, hepinize hoş geldiniz. Ben Kerem, bugün sizlerle Age of History 2'de yani bence birisi yapmamıştır. Bence bizden başka hiç kimse bu seriyi yapmamıştır diye tahmin ediyorum. Görünmemiş bir seriye başlayacağız dostlar. Modern dünyada Alman İmparatorluğu ile oynayacağız. Evet, yanlış duymadınız. 2021 yılında Alman İmparatorluğu ile oynayacağız dostlar. Siyasetimiz 2. Wilhelm'in siyaseti, 2. Wilhelm'in politikaları üzerine olacak. 2. Wilhelm'in politikası biraz daha sömürgecilik yarışına dahil olan, özellikle Birleşik Krallık'la büyük bir rekabete giren sömürgecilik açısından ve biraz daha agresif bir dünya lideri olma yolunda ilerlemeye çalışan bir politikaydı. Biz de Alman İmparatorluğu'yla Angela Merkel'le 2021 yılında bunu gerçekleştirmeye çalışacağız dostlar. Gerek Avrupa'daki ilerlemelerimiz, gerekse Afrika'da kuracağımız kolonilerle beraber Alman İmparatorluğu'nu bir dünya gücü, bir dünya devleti haline getirmeye çalışacağız. Umarım güzel bir seri olur dostlar. Ben güzel bir seri olacağını düşünüyorum. Yani aslında aklımda Alman İmparatorluğu yerine Nazi Almanya'sı yapmak da vardı ama Alman İmparatorluğu daha mantıklı geldi abi. Çünkü 2. Wilhelm'in izlediği politika bizim oynayacağımız seriye biraz daha uygun. Yani modern dünyada Afrika'da koloni kurmak, sömürge yapmak gerçekten çok zevkli olacaktır bence. O yüzden Alman İmparatorluğu'nu seçtim ve daha da iyi bir seçim olduğunu düşünüyorum açıkçası Nazi Almanya'sına göre. Çünkü çok fazla Nazi Almanya serimiz var. Yani her türde Nazi Almanya serisi yapıldı abi. Ama Alman İmparatorluğu Kaiser çeken çok fazla yok. Ben de Alman İmparatorluğu yapmak istedim. Umarım seri hoşunuza gider diyelim. Zorluğumuz efsanevi savaşçımız, klasik oyunumuz %100. EA saldırganlık ise %50. Videoya geçmeden önce videoya like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın diye hatırlatayım dostlar. Vergiler, mallar, yatırımlar üstümüzü öncelikle sınırlara getiriyoruz. Oyunun başında her zaman yaptığımız gibi. Teknolojimiz zaten 45 seviyesinde başlıyor. Öyle çok fazla bir şeye abanmaya gerek yok. Dengeli bir şekilde teknolojileri bölmek Alman İmparatorluğu oynarken daha iyi olacaktır. Daha güzel olacaktır. Çünkü öyle çok fazla yönelmemiz gereken bir güç yok abi. Zaten kısmi olarak güçlü derecede başlıyoruz. O sebeple yöneleceğimiz, böyle aman bu çok önemli direkt buna gidelim diyeceğimiz bir güç açıkçası yok dostlar. Şimdi öncelikle sizlere şunu söyleyeyim. Avrupa'daki ilerleyişlerimiz toprakları kendi topraklarımıza katma üzerine olacak. Yani Çekoslovakya'yı aldık diyelim. Çekoslovakya toprakları Alman İmparatorluğu'na katılacak. Ama Afrika'daki ilerleyişlerimiz daha çok sömürge kurma üzerine olacak. Yani Mısır'ı alırsak gidip Alman İmparatorluğu toprağı yapmayacağız orayı. Alman Mısır'ı yapacağız. Ya da Etiyopya'yı aldık, Alman Etiyopya'sı. Sudan'ı aldık, Alman Sudan'ı gibi. Ama Avrupa'daki ilerleyişlerimiz tamamen Alman İmparatorluğu sınırlarını genişletmeye yönelik olacak. İskandinavya yine hedeflerimizden bir tanesi. Son hedefimiz dostlar, yani böyle nasıl desem nihai hedefimiz Rusya sınırlarına kadar ulaşmak, hatta mümkünse Moskova'ya ulaşmak olacak. Avrupa'yı tek bir elden yönetmeye çalışacağız dostlar. Avrupa'daki hedeflerimiz gerçekten büyük ve zor hedefler ama gerçekleştirebileceğimizi ben düşünüyorum açıkçası. Saldırgan oynayacağımızı söyleyebilirim ama diplomasiyi elden bırakmayacağız. Fransa ile şimdilik ilişkileri geliştirmeye başlayabiliriz. Çünkü ben bu sıralar, yani bu sıralar derken serinin başlarında, biraz daha Benelux üzerine, Balkan üzerine, İtalya üzerine gideceğim için Fransa ile ilişkileri iyi tutmakta fayda var. Arkadan bir saldırı yemek istemeyiz abi. Yani bir de Fransa ile falan uğraşmayalım değil mi? Gereksiz bunlar. Saldırmazlık paktımızı da imzalayalım. Şöyle biraz da araştırmaya para verelim. Bence araştırmaya para verirsek eğer çok hızlı yükselecek teknolojimiz. Evet, aynen de öyle oluyor zaten abi. Direkt olarak dünyanın en güçlü teknolojisine sahip olacağız. Çok güzel bir ilerleyiş. Şu anda ABD'yi de geride bıraktık. 0.80'lere doğru gidiyoruz abi, bakalım. Bayağı müthiş bir ilerleyiş gerçekten. Fransızlarla olan saldırmazlık paktımız bitti. Ya savaşana kadar çok fazla saldırmazlık paktı imzalamaya gerek yok ama yani ben şuralardan Avusturya'ya, Çekya'ya, Polonya'ya, Slovakya'ya, Macaristan'a falan gireceğim zaman Fransa ile arayı iyi tutmaya çalışsam benim için daha iyi olacak gibi görünüyor. 40 tane teknoloji puanı geldi dostlar. Öncelikle araştırmayı bir fulleyelim. Geriye 21 tane kaldı. Ordu bakımında şöyle bir fulleyelim. Bir tane kalacak büyük ihtimalle. Evet, bir tane kaldı. Ordu bakımında bir fulleyelim abi. Son bir kez daha teknoloji yatırımı yapalım. Böylece birazcık daha puan gelsin. Aynen. Güzel. Artık buradan sonra neyi fullemeye çalışalım? Biz genelde serilerin başında nüfus artışı ve ekonomi büyümesine çok fazla önem vermiyoruz ama bu seriyi de vereceğim. Nüfus artışına özellikle büyük bir önem vereceğim. Çünkü bol bol asker basacağız abi. O yüzden nüfus artışına önem verelim ki şimdiden basacağımız ordulardan sonra yapacağımız nüfus yatırımları bize en iyi derecede dönüş sağlasın. Hatta bir kez daha yapalım bir araştırma yatırımı. Oradan gelecek bütün puanları da mallara, nüfus yatırımına verelim. Bekleyelim abi. Bu da son yatırımımız olsun. Şöyle hatta teknolojiyi de 1.0 seviyesine çıkaralım. Dünyada yine ilk 1.0 seviyesine çıkan teknoloji biz olalım. Ayrıca bu kadar çok teknoloji yatırımı yapmamın sebebi de diğer devletlerle farkı açmak istemem. Farkı açalım ki bir daha teknoloji yatırımı yapmakla uğraşmayalım abi. Medeniyetimiz bilim açısından şu anda altın çağını yaşıyor. Araştırma açısından %23'lük, savunma bonusu açısından %10'luk ve üretim geliri açısından ise %13'lük bir artış sağladık şu anda ülke adına. Hemen nüfus artışına verelim gelen puanları. Gayet güzel. Neredeyse fulledik abi. Şimdi artık savaşlara
geçebiliriz dostlar. 225. tura geldik ve bu tura kadar genel olarak sadece yatırımlarla devam ettik. Artık buradan sonra yıl oldu 2030, savaşma vakti geldi, hedeflerimizi gerçekleştirme vakti geldi dostlar. İlk olarak hedeflerimizi sayayım size Avrupa'daki: Avusturya Devleti, Çek Devleti, Slovakya ve Polonya Devleti. Bu 4 adet devlet bizim Avrupa'daki ilk hedefimiz, Avrupa'daki ilk gözümüze diktiğimiz topraklar. Buraları ilk olarak ele geçireceğiz. Sonra da kendimize yeni hedefler belirleyeceğiz, sahip olduğumuz sınırlara ve diğer devletlerin agresifliğine göre. Hemen ordularımızı basalım. Tek tek alacağım büyük bir ihtimalle bu devletleri. Yani hepsine birden dalmaya falan gerek yok abi. Bir yandan diplomasiye de bakalım bu arada. Fransızlarla ilişkilerimiz bayağı kötüleşmiş maalesef. Sürekli olarak bana hakaret ediyorlar. Kötü bir durum. Yani bana niye hakaret ediyorsun abi? Sövme artık bana, yeter. Sürekli bana hakaret ediyor çünkü sıkıldık artık. Bir kez daha eğer bir hakaret alırsam Fransa, Çekya'daki ordularımı çeker senin sınırına getiririm, çok ciddiyim. Bir hakaret daha almayayım oğlum. Bizim de Almanlar olarak artık sabrımız taşıyor. Öyle değil mi? Bir hakaret daha istemiyorum. Saldırmazlık faktımızı da imzalayalım. Bir kez daha ilişki geliştirelim. İlişkilerimiz -10'a çıkana kadar bir hakaret daha ederse sanırım savaşmamız gerekecek. Vallahi bana karşı bir savaş sebebi oluşturur abicim kendi kendine. Yani bu kadar çok bir devlete hakaret etmezsin ya. Adama söve söve bitiremedin. Yeter. Güzel. Çekya topraklarına bir girelim bakalım hızlı bir şekilde. Gayet iyi. Pırağı kuşattık. Şurada zaten bir tane toprak kaldı ve Pırağı da aldık. Evet, Çekya Savaşı gayet hızlı bir şekilde sona erdi ve Alman İmparatorluğu modern dünyadaki ilk fethini gerçekleştirdi. Avrupa'daki emellerinin ilk adımını böylece atmış oldu dostlar. Evet, Fransa yine mi sövdü? Yok abi, sövmemiş galiba. Tamam, devam edelim. Mallara para vermeye devam. Buradaki ordularımızı bir Berlin'e çekip asimilasyonları başlatalım. Asimilasyonlar bizim için çok önemli bir yer olacak. Çok önemli bir yer tutacak bu seri boyunca. Asimilasyonlara sürekli olarak dikkat etmeye çalışacağız. Mümkünse hepsini %100'de tutmaya çalışacağız. Bir bölgedeki asimilasyon işlemleri tamamlanmadan önce diğer toprağa, diğer ülkeye girmemeye çalışacağız. Yani asimilasyon bu seri boyunca önem göstereceğimizi kısaca söyleyebilirim kesinlikle dostlar. Evet, neyse ki bunların neredeyse tamamı %100 oldu abi direkt. Güzel bir haber. Yok aslında neredeyse hiçbiri de olmamış ama neyse. Neyse, devam edelim, tamam, sorun değil. Güzel, bu sefer hepsi %100 olacak abi. Şimdi tekrar ordularımızı bu sefer Avusturya sınırlarına yollayabiliriz. Şöyle 5000-5000 yollayacağım her bir sınıra. Eğer ordu sayısı yetersiz kalırsa, ki yetersiz kalacak, birazcık ordu basım işlemi de gerçekleştiririz. Evet, şuraya 2500'lük bir ordu. Şuraya 5000'lik bir ordu. Tam 5000 yollayalım abi. Buraya da yine 5000'lik bir ordu basım işlemi. Avusturya'ya bu kadar ordu büyük bir ihtimalle yeterli gelecektir abi. Şunu da 145'ini tercih edelim de tam 5000'lik ordular olsun. Bence çok güzel görünüyor bu şekilde. Avusturya'ya da savaşımı ilan ediyorum ve saldırılarımı başlatıyorum dostlar. Şöyle Fransızlarla ilişkime bakayım. Evet, -42'ye düşmüş ama sövmemişler. Yani -42'ye düşmesinin sebebi benim Avusturya'ya savaş ilan etmem. Fransızlarla yine ilişki geliştirmeye çalışacağım. Çünkü onlarla saldırmazlık paktını sürekli olarak taze tutmak istiyorum. Ani bir savaş ilanı istemiyorum. Güzel. Evet, Avusturya iyi savundu kendini açıkçası. Tahmin ettiğimden daha iyi savundu ama olsun. Yani şu orduları herhalde savunuyor. Oha. Oha Avusturya. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun oğlum? Niye bu kadar güçlüsün? Neyse, birazcık daha ordu basalım. Viyana'ya yollayalım onu da. Evet, gayet iyi. Bu sefer oldu abi. Bu sefer oldu. Bu sefer hakikaten kuşattık. Sadece Graz toprağı kaldı ve orayı da elimize geçirerek Avusturya'yı da elimize geçirmiş olduk dostlar. Yine buradaki orduları hemen geriye çekeceğiz. Sonra diplomasi ekranına yeniden bir göz atacağız. Fransa ile ilişkilerimize bir göz atacağız abi. Sürekli olarak Fransa ile ilişki kurmamın sebebi çevremde Fransa'dan başka bana böyle kolay kolay kafa tutabilecek devletin olmaması. Sadece Fransızlar eğer bize savaşı ilan ederse biraz hasar verebilirler. Onun haricinde çevremde bana çok zarar verebilecek, beni zarara uğratabilecek bir ülke ben göremiyorum abi. Bu yüzden Fransızlarla arayı iyi tutacağız. Diğer devletlere, yani diğer devletlerin diplomasisine çok da fazla önem vermemize gerek yok. Bu 4 adet devleti tamamladıktan sonra, Çekya, Avusturya, Slovakya, Polonya devletlerini tamamladıktan sonra, yani Avrupa'daki hakimiyet hedefimizin ilk adımını tamamlamış olacağız ve artık Afrika adımlarına geçeceğiz. Afrika'da özellikle Mısır topraklarından başlayacağız demiştim ama Mısır'dan değil, daha doğrusu direkt Kuzey Afrika topraklarından başlayacağım. Fas, Cezayir, Tunus, Libya, Mısır topraklarından. Sonra oradan güneye doğru böyle şelaleden su akar gibi akacağız abi. Ama şu anda Kuzey Afrika toprakları bayağı bir karışmış durumda. Özellikle Fas eğer Cezayir'i yenerse epey bir güç kazanacak ve onları almamız biraz zorlaşacak. En iyisi biz oraya şimdiden el atalım abi. Hazır onların ikisi de savaştayken hem Cezayir'i hem de Fas'ı elimize geçirelim. Şu an ben mallara mı para veriyorum? Evet, gayet güzel. Mallara para vermeye devam edelim çünkü sürekli olarak ordu basım işlemi gerçekleştireceğim. Hemen ordularımızı basalım. Öyle çok inanılmaz ordular basmamıza gerek yok. Zaten savaş ilan edeceğimiz her iki devlet de şu anda savaş halinde olduğu için yıpranmış bir durumdalar. Dolayısıyla
Öyle aman aman bir ordu toplamamıza da bence gerek yok açıkçası. Yani bu kadar ordu yeter işte aynen. Berlin'de bunları bir toplayalım bakalım. Berlin'den bunları Kuzey Afrika'ya yolcu edeceğiz abi. 120 binlik bir orduyla geliyoruz bakalım. Oo, Cezayir'den güzel bir comeback. Bak sen oğlum, bu savaşı Moritanya'da mı girdi? Afrika niye bu kadar saldırgan başladı? Afrika'da, Kuzey Afrika özellikle. Kuzey Afrika'da herkes birbiriyle savaşta şu anda. Savaşta olmayan bir ülke yok. Bir tek Hafter'le kabileler savaşta değil. İtalya Tunus'a çıkmış. İtalya sen ne yapıyorsun oğlum? Sen ne yapıyorsun lan? Ne demek lan Afrika'dan toprak almak? Bak İtalya. Bu olmadı. Bu olmadı. Seninle savaşmamız gerekecek. Bunu hakikaten sana yakıştıramadım. Olmadı bu. Şimdi Cezayir. Pas. Sen hala Moritanya ile savaşta mısın ya? Ben hem sana savaşı ilan ediyorum hem de Cezayir'e savaşı ilan ediyorum. İkinize birden çıkacağım. Yani şuraya 60 binlik bir ordu çıkaracağız. Keuta'ya da yine 60 binlik bir ordu çıkaracağız. Evet, ikisini de çıkarması son derece başarılı oldu. Aynı şekilde devam edelim. Her iki devleti de elimize geçireceğiz. Amacımız, hedefimiz bu. Devam edelim. Ve tabii ki alıp yeni bir devlet kuracağız abi. Yani Alman Cezayir'i ve Alman Fas'ı adında 2 adet yeni devlet kuracağız. Güzel, devam edelim. Bunlar zaten açıkçası Afrika'da savaşacağımız en zor devletlerden bazıları. Mısır yine savaşacağımız zor devletlerden bir tanesi. Onun haricinde Afrika'da savaşacağım öyle çok güçlü bir devlet bilmiyorum ben. Yani Fas, Cezayir, Mısır, bu üçlü diğerlerine göre biraz daha güçlü konumda. Ve şu anda onları ele geçiriyoruz abi, Mısır hariç. Dolayısıyla eğer bu adımı başarılı bir şekilde çok fazla kayıp vermeden tamamlarsak, geriye kalan Afrika toprakları bizim için çok da zor olmayacaktır diye tahmin ediyorum. Çok güzel abi, çok güzel. Girin bu topraklara, aferin size. Bravo. Moritanya. Oradaki toprağı salar mısın canım? Aferin. Fas'taki toprakları da salarsan sevineceğim. Salmıyorsun. Ayıp ediyorsun. Niye salmıyorsun o toprakları? O zaman sana da savaşı ilan edeceğiz. Yani bana başka bir çare bırakmadı abi. Ben dedim hani sal dedim, bırak dedim o toprakları ama beyefendi bırakmadı toprakları. Kendi topuğuna sıktı yine. Yani hakikaten şu Age of History 2'de sürekli devletler kendi topuğuna sıkıyorlar abi. Yani bize karşı gelmek şu oyunda pek akıllıca değil be. Değil be. Güzel, devam edelim. Tabii biz bu kadar saldırgan oynuyoruz ama diplomasiye de pek bakmadık son zamanlarda özellikle. Fransa ile ilişkilerimiz evet -38, bir kez daha hakaret etmişler ama yani bu sefer bu hakareti normal karşılıyorum abi. Çünkü o kadar saldırgan oynadık ki ben olsam ben de söverdim, hani bayağı saldırgan oynadık. O yüzden normal karşılıyorum. Bana yaptıkları hakaret, daha doğrusu diplomatik ilişkilerimizin askıya alınması sona erdikten sonra kendileriyle yine diplomasi kurmaya çalışacağım. Merak etmesinler, diplomasiyi tamamen kesmeyeceğim aramızdaki. Devam edelim. Cezayir bitmek üzere. Moritanya'yı da Fas topraklarından şu anda atıyoruz abi. Hatta gelmişken şu Batı Sahra Demokratik Cumhuriyeti'ni de bir alalım. Öyle değil mi? Orayı da bir alalım abi. Ona da bir savaşı ilan edelim. Togo'yla müttefikmiş beyefendi. Çok da umurumda. Devam edelim. Togo'yla müttefik olduğun için seni alamam kanka. Kusura bakma. Yani Togo üst bir seviye abicim. Biz Togo'yu nasıl alalım be? Nasıl alalım be? Yani adamlar kendini resmen diplomatik böyle bir güvenlik çemberinin içine almışlar Togo'yla müttefik olarak. Tebrik etmek lazım. Neyse abi, getirelim orduları şuraya. İşin şakasını bırakalım. Oğlum ne oldu lan orada öyle? Al işte, al işte. Ya bu oyundaki bug'lar ne zaman bitecek? Orada ben yine kendi askerlerimi yedim ya. Yine kendi askerlerimi yedim orada ya. Abi yapmayın, ne olur etmeyin. Niye düşmanı, ne düşmanı ya? Kendi askerimi benim askerime kırdırtıyorsunuz. Oyun, ne istiyorsun benden ya? Vallahi yıldım be oğlum. Şu bug'lardan bıktım ya. Neyse, devam edelim. Bitirdin bizi be Lucas. Bitirdin be. Bugün Lucas'a mail attım oğlum. Yalvarıyorum resmen adama. Allah rızası için bir duyuru. Ne olur Age of History 3'ten bir duyuru da işte adam kimseye cevap vermiyor ki abi. Keşke verse. Keşke verse. Adama yalvarıyoruz artık resmen. Abi Allah rızası için bir cevap abi. Abi Allah rızası için. Şunları da bir alalım bu arada. Evet, güzel. Cezayir'in de yine bütün topraklarını alabiliyorsam, ki alabiliyorum, alacağım. Geriye bir tek Togo kalıyor. Yani Batı Sahra kalıyor. Onu da bütün topraklarını alıyorum. Gayet güzel dostlar. Evet, buradaki toprakların tamamında hakimiyetimizi kurduk. Ya aslında vasal salmaya gerek var mı ki bu toprakları ya? Sanki vasal salmasak daha güzel olacak lan. Düşünsenize, burada sürekli ilerliyoruz abi böyle vasal salmadan. Zaten vasal salınca, yani sömürge haline getirince, ya buralar yine bizim sömürgemiz olur. Yani hani atıyorum mesela, ben şundan bahsediyorum abi. Şöyle bir mesela atıyorum, 2. Dünya Savaşı senaryosuna gelip baktığımızda. Nerede abicim 2. Dünya Savaşı? The Gathering Storm. Yani burada da mesela Birleşik Krallık'ın toprakları var. Hani bunlar ayrı devlet haline gelmemiş abi. Birleşik Krallık toprakları olarak sayılıyor.
Biz de böyle devam ederiz. Ya da burası Fransa toprakları, ya da burası İtalya toprakları. Ne bileyim, burası İtalya Libya'sı falan değil abi. Ya da burası Fransa Cezayir'i değil. Biz de öyle yapalım. Aynen, bence biz de öyle ilerleyelim abi. Daha mantıklı olacak. Yani vasal falan salmayalım. Çünkü bir de onların işte isyan riskleriyle uğraşmak falan var. İlişkileri durmadan geliştirmek var. Yani sanki sömürgelerime Allah rızası için isyan etmeyin diye yalvarıyormuş gibi oluyorum. Ve biraz saçma oluyor gibi geliyor bana. Bu arada isyan çıktı. Buralardaki asimilasyonları da bir başlatmamız lazım. Tabii biz çok fazla savaşın döndüğü bir coğrafyaya direkt olarak girdiğimiz için buralarda yapılan ne denir ona, yağmalar vesaire de tabii bizi olumsuz etkiledi. Maalesef bu bölgede savaşan devletler çok fazla yağma vesaire gerçekleştirmişler gibi görünüyor. Bu yüzden sürekli olarak isyancılarla boğuşmak zorunda kalacağız. Yapacak bir şey yok abi. Eğer bir toprağı aldıysanız ve o aldığınız toprağın yapısı, kültürel yapısı henüz tam oturmamışsa, oradaki isyanlarla da uğraşmak zorundasınız abi. Etnik yapısı diyelim, daha doğru olur. Şöyle hemen bir toplayalım orduları. Topla 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 topla. Kaç tane ordu var abicim bizde? Ya burada sürekli olarak isyanlar çıkacağı için belli yerlere ordu da bırakmak istiyorum açıkçası. Durmayacak bu isyanlar yani, çıkacak daha. Bu kadar isyan da bitmez büyük bir ihtimalle. Bitti gibi. Asimilasyonları da bir başlatalım o zaman. Fransızlarla da şöyle bir diplomatik ilişki kuralım yine. İlişkileri geliştirelim. Tamam, güzel. Paramız artıya çıktıktan sonra direkt olarak asimilasyonlara başlıyoruz zaten. Şunlarda bir saldırmazlık paktı. Evet, yine çıktı abi bu arada isyan. Durdururuz ya, sorun değil. Çok fazla orduyla da girmeyelim ki, hani bunlar bizim kendi topraklarımız. Değerini düşürmeyelim kendi topraklarımızın. Şöyle isyanlarla birazcık uğraşacağız abi. Yapacak bir şey yok. Şimdi tekrar toplayalım orduları. Bu sefer asimilasyonları başlatacağım artık. Güzel. Şimdi bir dakika isyan çıkarmayın. Asimilasyon başlatayım. Evet. Niye bize bu kadar az diplomasi puanı geliyor? Hiç kimseyle de diplomatik ilişki kurmuyoruz abi aslında. Oha, bizim ne kadar çok dost medeniyetimiz var. İtalya, hayır, seninle dost medeniyet olmayacağım ben. Ben seninle dost medeniyet falan olmam. Sen Tunus'a çıkarak benim adeta önümü kestin. Benim hedeflerimden bir tanesi Kuzey Afrika'da Alman İmparatorluğu hakimiyeti kurmaktı. Ve sen o topraklara çıkarak benim adeta önümü kestin. Seninle dost medeniyet falan olmam abi ben. Şöyle bir tur atlayalım bakalım. Başka kim kaldı? Portekiz'de de dost medeniyetmişim. Tamam, kalabiliriz abi. Portekiz'de dostça ilişkiler kurabiliriz. Birleşik Krallık'ta da dost kalabiliriz. Hindistan'la açıkçası dost olmamıza gerek yok abi. Yani Asya'da şu anda herhangi bir hedefimiz yok. Bizim hedeflerimiz tamamen Afrika ve Avrupa üzerine. Eğer Asya'da bir hedefimiz olursa Çin'i kullanırız zaten abi. Hindistan'ı kullanmayız. Aynen öyle. Bunlara da birazcık hakaret edelim. Dost medeniyet falan istemiyorum sizi. Tamam, güzel. Şimdi tekrar asimilasyon işlemlerine devam edebiliriz. Diplomasi puanlarımızı birazcık daha toparladık abi bu vesileyle. Aynen öyle, güzel. Devam edelim. Şu asimilasyonların bir tümünü hızlı bir şekilde başlatırsak eğer rahat edeceğiz. Güzel. Güzel. Ne kadar kaldı lan? Bitsin artık hadi. Şimdi şuradaki orduları da artık bir yavaştan Berlin'e çekelim. Çünkü buralardaki asimilasyonları da başlatacağım artık. Evet, çok iyi. Bitti galiba. Ya gene isyancı. Tam ben orduları çektikten sonra isyancı çıktı. Neyse, çok da önemli değil ya. Ordu basımıyla hallederiz bence. Asker alma işlemiyle. Değil mi? Oha, 464 ordu mu? Ya yemin ediyorum başka zaman 3-5 orduyla çıkarsınız. Ben orduları oradan çektikten sonra 465 orduyla çıkıyorsunuz ya. Hakikaten terssiniz be oğlum. Vallahi sizi de anlaşamayız biz ya. Çok ters hareketleriniz var be. Neyse, artık yapacak bir şey yok abicim. Uğraşacağız. Tam asimilasyonları da başlatmıştık halbuki. Tam böyle dedim ki lan bitiyor. Hallediyoruz, bitiyor bu iş. Yine isyanlar çıktı. Tamam, sorun değil. Bunları da hallederiz. Gayet iyi. Bu isyanı da bastırdık. Orduları hemen bir araya getirelim. Umarım bir isyan daha çıkmaz. Şimdi. Oo. Onlar kim be öyle? İran bize savaş ilan etmiş. Allah aşkına abicim ya. Ebesinin örekesinden de bana savaş ilan etmezsin be. Belçika bana savaş ilan etmiş. Şu anda ben en lüks hedefimi gerçekleştirmeyeceğim. Finlandiya bana savaş ilan etmiş. Senle de sonra savaşacağız. Bir de Tanzanya bana savaş ilan etmiş. Hepsi kabul edecek abi. Zorlamasınlar fazla. Güzel. Şimdi biraz daha mallara para vermeye başlayalım ve şu asimilasyonları artık bir tamamlayalım. Ya, hakikaten bu asimilasyonlar zorlamaya başladı çünkü. Bunları başlatırsak sevineceğim abi. Niye otomatik başlatmıyor anlamıyorum ki. Güzel, tamamını başlattık. Şunları da başlatalım. Avrupa'daki topraklarımızdaki asimilasyonların yüksek olmasını istiyorum. Tamamdır abicim. Avrupa'yı hallettik şimdi. Buradaki orduları da artık başkent Berlin'e doğru çekelim. Tamamdır, buraları artık hallettik. Videoda yavaştan 20 dakikaya dayanmış dostlar. Yavaştan bu bölümü burada bitirelim. Yine isyancı çıktı. Yine aynı topraklarda çıktı. Neyse, yapacak bir şey yok abicim. Artık bunda kalan isyanları. Hatta ben videoya girmeden önce birazcık tur atlarım. Yine isyan çıkarsa hallederim isyanları. Sonra devam ederiz. Çünkü bu isyanlar hakikaten sıkıcı bir hal almaya başlıyorlar.
Yavaştan artık bu bölümü burada bitirelim dostlar. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma değilseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca açıklamadaki linklerden Kerem İmparatorlu Discord sunucusuna katılabilir ve bizleri Twitter'dan takip edebilirsiniz dostlar. Şimdilik benden bu kadar. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar. Bye bye.